Evet, sevgili seyircilerimiz merhaba. İftar zamanı başladı. Hesap günü çok merak ediyoruz. Ahiret hayatımızı çok merak ediyoruz. Bununla ilgili haberleri de Kur'an-ı Kerim'den alıyoruz. İşte Kur'an-ı Kerim'de ahiret hayatımızla, hesap günüyle alakalı ayetler, bunlar üzerine konuşacağız. Bize nasıl anlatılıyor? Nasıl müjdeleniyoruz ya da nasıl ikaz ediliyoruz, uyarlıyoruz? Bunlara bakmaya çalışacağız. Yılmaz İndi hocamın bilgilerine müracaat edeceğiz efendim. Şimdi bir aşı şerifimiz var. Onu dinleyelim. Sonra sohbetimize başlayalım. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين اتل ما الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم Evet efendim, aşk-ı şerifimizi dinledik. Ben hemen muhterem Yılmaz İndi hocama dönmek istiyorum. Efendim, sayın hocam, hoş geldiniz. Evet, hoş teşekkür ediyoruz, sağ olun. Hakikaten insan için en büyük merak konularından bir tanesi ahiret hayatımız, hesap günündeki durumumuz.
Bunun için de başvurabileceğimiz kaynak Kur'an-ı Kerim. Belki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bazı hadisi şerifleri. Şimdi Kur'an-ı Kerim bize bazı haberler veriyor hocam. Hesap günüyle alakalı, ahiret hayatımızla alakalı. Bunlardan bazıları beşaretle haber veriyor, müjdeliyor. Bazıları da nezir ayetleri, yani ikaz ediyor. Ha, ilk önce onu bir sorayım isterseniz hocam. Yani nezir ayetleri dediğimiz zaman biz bir korkuyoruz şöyle. Korkutan ayetler diye. Sorunun için de cevap verirken lütfen ona da bir temas ederseniz. Evet. Nezir korkutmak demek mi? Yoksa korkulacak bir şeye karşı uyarmak demek mi? Evet. Asıl uyarmak manasına geliyor yani. İnzar. Evet. Yani Efendimiz'e daha başta gelen ayet-i kerimeler içerisinde olan en önemli emirlerden bir tanesi. Ya eyyuhel muddessir kum feenzir. Ey örtüsüne bürünen nebi, kalk ve insanları enzir. Bak, inzar et. Yani insanları uyar. Evet. Tabii biz biraz hani Türkçe'ye onu çevirirken korkutma, insanları korkut gibi bazen çeviriyoruz. O mesele malumunuz korkutmadan daha ziyade. İşte sizin çok güzel ifade ettiniz belki. Ağzınıza sağlık. Yani o korkulacak meselelere karşı, öbür alemde insanın başına gelebilecek meselelere karşı insanları uyarma meselesidir. Tabiri caizse evet, uyarma, uyandırma. Uyarma meselesidir, evet. Ki bu zaten korkutma dediğiniz zaman aslında korkutma bir rahmetsizliğin eseridir. Yani merhamet etmeyen birisi korkutur. Korkutur. Evet. Fakat uyarmaya gelince rahmetin eseri olarak insanlar uyarılır. Bu rahmetten kaynaklanır. Öbürü rahmetsizlikten kaynaklanır. Yani mesela diyelim sizin her gün gitmiş olduğunuz yolda, Allah muhafaza etsin, bir bomba olsa, ben o bombayı bilsem ve siz diyelim ki yemeğinizi yerken böyle rahat rahat bir lezzet içerisinde kahvaltınızı yaparken ben size desem ki bugün geçeceğiniz yolda Allah korusun bir bomba var, aman dikkatli ol, o yoldan gitme falan desem, siz bana teşekkür mü edersiniz, yoksa şu yemekten iştahımı kaçırdın, ne güzel şurada yemek yiyordum, yani bir gramlık lezzet alacaktım, o lezzetimi de acılaştırdın falan diye bana kızar mısınız? O zaman hocam bu kadar kesretli bu tenzir ayetlerin olmasını Rabbimizin rahmetine bağlamak durumundayız değil rahmetidir. Mi? Sürekli ikaz ediyor, evet. Yapmayın böyle diye. Bizi korumaya çalışıyor. Ben dünyadaki yani imtihanı da işin doğrusu biraz öyle görüyorum. Malumunuz yani hem dünyadaki hareketlerimiz açısından hem öbür alemdeki vereceğimiz hesap açısından bize lazım olan ne varsa Cenab-ı Hak her şeyi söylemiş. Evet. Ve her şeyi söyletmiş. Yani bunu şöyle hayal edebilirsiniz. Yani bir öğretmen düşünün ki öğrencilerini imtihan edecek mesela. Sınav yapacak. Fakat çok merhametli olduğu için onların hiçbir tanesinin böyle kalmasını istemediği için cevap anahtarlarını sorularla beraber cevap anahtarlarını da veriyor onlara. Ayrıca bununla da yetinmiyor. Her birinin yanına çok kabiliyetli ve çok maharetli bir hoca koyuyor. Öğretmen koyuyor. Ve diyor ki bu cevap anahtarlarından kendi kağıtlarınıza soruları cevaplarken yanlış yapabilirsiniz yani. Heyecanlanabilirsiniz. Ne olur ne olmaz. Bu öğretmenler de size yardımcı olsun. Yani bu cevap anahtarlarını kağıtlarınıza nasıl geçireceksiniz? O iş için yardımcı olsun diye birer de yanlarına öğretmen yerleştiriyor. Hatta çok maharetli hoca yerleştiriyor. Şimdi siz böyle bir imtihan gördüğünüz zaman iki şey aklınıza gelir, Allah bilir. Bir dersiniz ya bu öğretmen imtihan nasıl yapılıyor bilmiyor. Böyle imtihan olmaz ki. Yahut da dersiniz ki ama öğretmen çok maharetli, imtihanı bilen birisi, sınavın ne demek olduğunu bilen birisi, çok maharetli bir öğretmen. Ya da dersiniz ki bir, bu sınavın demek ki bu imtihanın kaybetmeye tahammülü yok. Demek ki çok önemli bir imtihan bu. Evet. Yani bu imtihan artık böyle bunda geçemezsem bütünlemede geçerim. Bütünlemede geçemezsem tek derste geçerim. Tek derste geçemezsem önemli değil. Sınıfta kalsam da olur falan diyeceğiniz bir imtihan değil. Demek ki bu imtihanın geçilmesi lazım. Çünkü geçemediğiniz zaman ebedi bir hasarete düşeceksiniz. Sonsuz, nihayetsiz bir talihsizliğe düşeceksiniz. Bir şakavete düşeceksiniz ki bu hiç kimsenin istemediği bir şeydir. Demek ki imtihanın kayba tahammülü yok. İki, evet. Demek ki bu öğretmen çok merhametli. Normalde bu imtihanı yapar. Ebedi hasarete düşürecekse de düşürür. Ebedi saadet verecekse de verir.
diye gerisine karışmayabilir. Demek ki insanların hepsinin ebedi saadeti bulmasını arzu ediyor, istiyor ki yani bu imtihanda başarısız olmamasını, bu imtihanı geçmesini istiyor ki hem cevap anahtarlarını veriyor hem de aynı zamanda öğretmen veriyor onların başına. Bu cevap anahtarlarını nasıl tatbik edeceklerini gösteriyor. Evet. Şimdi buradan hani örnekten yola çıkarak Allah-u Alem yani zihnimizde meseleyi canlandıracak olursak dünyaya madem ki imtihan için gönderildik, bakın işte Kur'an-ı Kerim olsun, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifleri olsun, bunlar bu imtihanın hep cevaplarıdır. Yani böyle gözünüzü kapattığınız zaman Kur'an-ı Kerim'den öbür alemle alakalı, öbür alemde karşınıza çıkacak meselelerle alakalı düşündüğünüz zaman her noktasını takip edebiliyorsunuz. Yani şurada artık buraya varacağız, burada karşımıza bunlar çıkacak, burada şöyle bir hesap olacak, oradan işte şuraya intikal edeceğiz falan takip edebiliyorsunuz. Neden? Çünkü çok açık seçik ve net olarak bunları hem Kur'an-ı Kerim ayet-i kerimelerle Cenab-ı Hak ifade buyurmuş, hem de Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hadisleriyle ifade buyurmuş. İkincisi, bu gelen meseleleri nasıl yaşayacağız, nasıl edeceğiz yani? Anlayabildik mi, anlayamadık mı? Efendim duyduk belki emri ama fakat nasıl hayatımıza tatbik edeceğiz bunu da biz bilemeyebilirdik. Mesela duyardık da fakat yanlış tatbik ederdik. Doğrusunu yapamazdık. Onun için Efendimiz'e o meseleyi yaşatmış. İşte onun için hani nebilerde temsil tebliğden önce geliyor. Evet. Yani önce onlar temsil ediyorlar. Gelen bir meseleyi önce kendileri ona muhatap oluyorlar. Alıyorlar emri, hayatlarında yaşıyorlar, gösteriyorlar. Sonra o gösterdikleriyle beraber insanlara tebliğ ediyorlar. İşte Cenab-ı Hak sizden şunu istiyor ve şöyle istiyor bak. Sadece istiyor değil, bak şu şekilde istiyor diyerekten aynen o mahir öğretmenlerin cevap anahtarlarını, işte cevap kağıtlarına intikal ederken yardımcı olmaları gibi yardımcı oluyorlar. O zaman demek ki bakın Cenab-ı Hak çok merhametli. Ondan dolayı insanları ikaz ediyor. Ondan dolayı insanları uyarıyor yani insanlar. Allah'a emanet, evet. O açıdan düşünülebilir inzar, evet, meselesi yani. Bu çok mühim bir nokta. Rahmetinin tezahürü olarak bu kadar çok uyarıda bulunuyor. Tabii. Şimdi bir ilahi dinleyeceğiz hocam. Tamam. İlahiden sonra belki biraz da kategorize ederek yani hangi hususlarda daha çok müjdeleniyoruz, hangi hususlarda ikaz ediliyoruz, İnşallah. Uyarlıyoruz ahiret hayatımızla ilgili. Ondan örneklerle de İnşallah. Beraber zenginleştirerek bir bakalım meseleye. Evet efendim. Thank you.
kapında murdur. Sensin ol şah kim Süleymanlar kapında murdur. 18 bin aleme hükmetmeye memursun. 18 bin aleme hükmetmeye memursun. El benim da men senin ey rahmet ellil alemin. El benim da men senin ey rahmet ellil alemin. Şöhretin isyan benimse affile meşhursun. Şöhretim isyan benim, sen affile meşhursun. Padişahı evvelini, kıblegahı ahirin. Padişahı evvelini, kıblegahı ahirin. Evvelü ahir imamı, enbiya mezkursun. Gerçi cürmün çoktur ama ıtrıya mağfursun. Gerçi cürmün çoktur ama ıtrıya mağfursun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, üç sınıf insan vardır ki duası Allah katında reddolunmaz. Adil devlet reisi, iftar edinceye kadar oruçlu ve mazlumun duası. Allah mazlumun duasını kıyamet günkü bulutun üstüne yükseltir. Gök kapıları ona açılır. Ve Allah-u Teala, izzetime yemin ederim ki, ey mazlum insan, bir süre sonra bile olsa, behemhal sana yardım edeceğim. İlahimizden sonra sohbetimize devam ediyoruz. Biliyorsunuz Yılmaz İndiz Hocam bizimle birlikte. Kur'an-ı Kerim'deki ahiret hayatımıza bakan bazı ayetleri konuşuyoruz. Bize ahiret hayatımıza ilgili nasıl haberler veriliyor? Hesap günüyle ilgili nasıl haberler veriliyor? Nasıl müjdeleniyoruz? Nasıl ikaz ediliyoruz? Onları konuşuyoruz. Evet, belki kategorize edebiliriz demiştik hocam. Evet. En fazla nasıl müjdeleniyor ve nasıl ikaz ediliyoruz? Evet. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in üslub olarak yani ortaya koymuş olduğu meselelerden şunu anlıyoruz biz. Bu uyarma
ve müjdeleme meselesini hemen ekseriyetle ayet-i kerimelerde, pek çok ayet-i kerimede çok dengeli bir şekilde götürüyor Kur'an-ı Kerim. Yani mesela diyelim bir uyarmadan bahsederken o sayfanın tamamını insanları uyararak devam etmiyor bazen. Eğer bir tane ayet-i kerimede uyardıysa insanları, hemen diğerinde insanlara hemen müjde veriyor. Dolayısıyla meseleyi dengeliyor hemen. Yani nasıl insanı soğuk sudan çıkarıp sıcak suya bir anda şey yaparsanız, koyduğunuz zaman böyle şeyler olur. Aksi takdirde insan bedbin olabilir değil çok mi? Çok bedbin olabilir. Yani o dengeyi çok böyle şey sağlıyor Kur'an-ı Kerim. Böyle çok tabiri caizse yumuşak geçişlerle. Öyle ayetler okuyorsunuz ki tam böyle diyorsunuz artık işim bitti. Mal perişan oldum falan diyorsunuz. Hemen arkasından öyle bir ayet-i kerime geliyor ki artık böyle ferah, feza bir iklime açılıveriyorsunuz. Yani çok rahatlıyorsunuz. Onun için bütün böyle insanları hep böyle uyarmadan daha ziyade bazen uyarmak suretiyle, bazen müjdelemek suretiyle hep bir denge, işi dengede meseleyi götürüyor. Bu hocam aslında, özür dilerim, tam da insanın fıtratına uygun şeydir, evet. Değil mi? Ve bunlar yapılırken bazen bir ayetin içerisinde yahut da peşi peşine gelen 3-4 tane ayet içerisinde bazen bu yapılıyor. Bazen. Bazen de sayfalar arasında yapılabiliyor. Yani bu sayfada o varsa öbür sayfada diğeri oluyor. Bazen de sure içerisinde dağıtarak o meseleyi yapıyor. Evet. Mesela bir sureyi düşünün, 10 sayfa diyelim. 10 sayfanın 2 sayfasında bundan bahsediyorsa bir 5 sayfa sonra 2 sayfada diğerinden bahsediyor. Yani dolayısıyla bu dengeleme meselesini, dağıtma meselesini de bir hikmetle Cenab-ı Hak burada şey yapıyor, söylüyor hepsini. Evet. Ya daha doğrusu biz arkasına düştüğümüz zaman hikmetlerini fark ediyoruz, hikmetlerini görüyoruz. Yani Cenab-ı Hakk'ın icraatını hani hikmete bağlayamayız. İşte burada şu hikmet var, ondan dolayı böyle söyledi demek de doğru değil. Çünkü siz onu görürsünüz de var dersiniz. Görmeyen birisine göre o zaman o abes oluverir. Yani dolayısıyla mesele şeye bağlanmaz. Yani Cenab-ı Hak nasıl buyurduysa, ne şekilde buyurduysa o şekilde güzel olur. Evet. Ama biz o güzelliği sonradan bak gördüğümüzde fark ediyoruz işte o meseleyi. Evet. Allah alem, evet. Öyle hep bu mesele dengeli götürülüyor şeyde. Bir diğeri yine biz ayet-i kerimelerden olsun, isterse de Efendimizin aleyhissalatü vesselam hadislerinden yola çıkarak meseleye baktığımız zaman bir berzah hayatını görüyoruz. Yani insanlar vefat ettikten sonra insanların karşısına bir berzah hayatı açılacak. Bizim kabir alemi dediğimiz bir alem açılacak. Bu kabir alemi siz de takdir edersiniz, yani toprağın altında olan bir alem değildir. Bu farklı bir alemdir, berzah alemi. Hani nasıl insanın rüyadaki bir alemi vardır. Rüya alemi deriz biz o aleme. Biraz o aleme benzer. Daha doğrusu şöyle ifade edebiliriz. İnsanın ruhunun bir beden tarafı vardır, ceset tarafı vardır. Şehadet alemi dediğimiz şu alemi, o ruh, insanın ruhu, insandaki bu maddi uzuvlarla görür. Bu şehadet aleminden, şu ceset aleminden, cismani alemden veri alırken, bilgi alırken gözü kullanır, kulağı kullanır, dili. Evet. Beş duyu organı, havası, hamseyi selime dedikleri, beş duyu organı dedikleri bunlardır. Biz verileri bu alemden böyle alırız. Bir de insanın böyle hani şehadet aleminden veri aldığı uzuvları olduğu gibi bir de mana aleminden veri aldığı uzuvları vardır. İşte insanın vicdanı, vicdanın esasları, yani. O letaifi, kalbi, ruhu, evet. Sırrı, hafisi, ahfası diye isimlendirdikleri şeyler, alıcılar da manevi şeylerdir. Manevi alıcılardır. Ve bunlar her biri farklıdır. Yani nasıl insanda kulağın yaptığı işi göz yapamaz, yani gözün aldığını kulak alamaz. Çünkü bu ayrı bir marifet alır, kulak ayrı bir marifet alır. Yani siz diyelim bir çok harika bir musikiyi gözünüzle herhalde şey yapamazsınız. Ondan istifade edemezsiniz. Evet. İlla kulağınızın açık olması lazım. Yani dilinizle istifade ettiğinizi değil mi burnunuzla yapamazsınız. Gerçi biraz dil burun biraz yakındır ama biri kapandığında öbürününki azalır, ayrı mesele, ama fakat onlar her birileri ayrı ayrı alıcılardır ve ayrı ayrı verileri alır. Şimdi mana tarafında da öyledir. Mesela insanda diyelim sır diye bir latife vardır ki bu sır latifesi Cenab-ı Hakk'ın isimlerine ait tecelliler hisseder. Hafî diye bir latife vardır ki Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarına ait tecelliler hisseder. Ahfa diye bir latife vardır ki en derin olduğunu söylüyorlar. Cenab-ı Hakk'ın zatî tecellilerini duyar ve hisseder. Dolayısıyla birinin aldığını öbürü duyduğunu öbürü duyamaz. Ama bütün bu alıcıların merkezinde hep ruh olduğundan dolayı hepsi tek bir merkeze akar bunların.
ruh bunlar tek olarak duyar. Yani mesela kulağınkini göz alamaz ama fakat hem gözün aldığını hem kulağın aldığını ruh aynı anda duyar ikisini birden. Evet. Yani gelen kanallar ayrıdır ama duyan ruh tektir. Tek olduğundan dolayı siz bütün her şeyi bir anda fark edip hissedebilirsiniz. Yani aynı anda çok harika bir bahçenin içerisinde, çok güzel yemeklerle donatılmış bir sofranın yanında, çok harika bir musikinin eşliğinde, dostlarınızın içerisindeki halinizi önce efendim yemeğe tadayım, sonra da efendim musikiyi duyayım, sonra da işte efendim dostlarımın içinde olduğumu havasını yaşayayım falan diye ayrı ayrı yaşamanıza gerek yoktur. Evet. Hepsini aynı anda alırsınız ve duyarsınız. Berzah aleminde yani bu letaif de beş duyu organımızın yanında onlar da devreye girmiş işte oluyor. Asıl neden dolayı bunları söyledim? şundan dolayı söyledim. Demek ki ruhta çok değişik alıcılar var. Farklı alıcılar var. Evet. İşte bu farklı alıcılar. Hani bizim firaset dediğimiz, kalp gözü dediğimiz. Mesela diyelim sizin karşınıza bir talebe geldiği zaman bu talebe zeki midir değil midir? Yani talebeye baktığınız zaman, o bir iki hareket yaptığı zaman, bir iki konuştuğu zaman fark edersiniz. Evet. Peki o size söyledi mi ben zeki miyim değil miyim? Yahut da siz onun hayatını biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz ama firasetiniz görür onu. Tecrübeniz görür onu. Tecrübelerinizden hasıl olan bir sizde kalp gözü meydana gelir ki firaset dediğimiz kalp gözü, o kalp gözü o meseleyi alır yani bir anda alır. Hatta yani şu gözden daha tesirli hüküm verir o. Evet. Yani daha net hükümler verebilir. Allah-u Alem. Şimdi rüya aleminde de insan alemi misal dediğimiz bir misal alemi vardır ki bu aleme açılır ve ruh orayı işte kalbin o gözleriyle değişik alıcıları var o alıcılarıyla görür. Gözünüz kapalı olduğu halde rüyada mesela apaydınlık görüyorsunuz. Gözünüz kapalı olduğu halde renkleri görüyorsunuz. Geçmedim kulağınız kapalı olduğu halde değil mi? Dışarıdan hiçbir veri gelmediği halde içeride çok ciddi musikiler dinleyebiliyorsunuz yani. Hatta o kadar bazen gürültüler oluyor ki insan çatlayacak hale gelebiliyor yani. Peki nereden gelir bunlar yani? Bunları nasıl alırsınız? İşi sadece şehadet alemine dökerseniz işi izah edemezsiniz. Yani. Elhasıl işte berzah alemi biz ayet-i kerimelerden anladığımız kadarıyla böyle bir berzah alemi var. Bu berzah aleminden sonra bir mahşer dediğimiz alem var. Bu arasat meydanı dedikleri işte efendim bir mahşer meydanı dediğimiz bir mahşer meydanı var. Orada hesaplar ve kitapların görüldüğü yerler var. Ondan sonra işte efendim oradan hareketle sırat var. Sırat dediğimiz Efendimizin hadis-i şeriflerden anlattığı Sırat köprüsü var. Onun altına yerleştirilmiş, kurulmuş, mahiyeti çok bilemeyeceğimiz fakat nasıl olduğunu anlayamayacağımız ama olduğunda kesin kanaatimiz olduğu bir cehennem var. Orayı geçtikten sonra işte efendim bir Araf diyorlar. Bir Araf şeyi var. Tepesi midir artık orası, bir meydan mıdır orası bilemiyorum. Cennete varmadan önce geçilecek sanıyorum en son şeylerden bir tanesi. Oradan geçtikten sonra da işte cennet var. Evet. Ondan sonra bir ebedi hayat var. Cenab-ı Hak oraya ulaştırmayı nasip etsin inşallah. İnşallah diyelim ve bunlar bize nasıl anlatılıyor? Evet. Onları konuşalım hocam. İlahimizi dinledikten sonra İnşallah. Lütfen. Fatıma'yı Ali'ye verdi.
Hasan'la Hüseyin yanlardan doğdu, nur gibi doğdu. Hasan'la Hüseyin onlardan doğdu, nur gibi doğdu. Çocukları sever, oyun oynardı. Omuzuna alır, namaz kılardı. Yanarını okşar, öper severdi. Öper severdi. Yanarını okşar, öper. Allah'ım, Peygamber Efendimiz'i, onun arkadaşlarını ve onları candan seven bütün insanları cennetine koy. Onları koyduğun cennetine beni de koy. Ben de görmek isterim Peygamberimizi. Benim de yanaklarımdan öpsün, tıpkı Hasan ve Hüseyin gibi. Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin için birer elbise, siz de onlar için birer elbisesiniz. Allah sizin kendinize kötülük ettiğinizi bildi ve tevbenizi kabul edip sizi bağışladı. Artık Ramazan gecelerinde onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Sabahın beyaz ipliği, aydınlığı, siyah ipliğinden, karanlığından ayırt edinceye kadar yiyin, için. Sonra akşama kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde, ibadete çekilmiş olduğunuz zamanlarda kadınlarla birleşmeyin. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. İşte böylece Allah ayetlerini insanlara açıklar. Umulur ki korunurlar. Devam ediyoruz efendim. Yılmaz İndi hocamla sohbet ediyoruz. Biliyorsunuz bir girizgah yaptı sayın hocamız. Berzah hayatı ve sonrasıyla alakalı olarak bu beş duyumuza farklı letaifin de eklendiğinden bahsetti ve berzah hayatı ve sonrasıyla alakalı Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetleri şimdi sizlerle paylaşacağız efendim. Kur'an-ı Kerim nasıl sunuyor, nasıl anlatıyor,
nasıl müjdeleyip nasıl ikaz ediyor? Onlardan örnekler vermeye çalışacağız. Buyurun hocam. Evet, birkaç tane o meseleyle ilgili örnek verelim isterseniz. وَمَا تَكُونُ ف۪ي شَأْنٍ Siz diyor hangi şe'inde, hangi konumda, hangi durumda olursanız olunuz. وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ Kur'an'dan hangi ayeti okursanız okuyunuz. Bunu çevirebilirsiniz. İsterseniz hangi kitaptan ne okursanız okuyunuz diyebilirsiniz. وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ Hangi ameli yaparsanız yapınız. اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا Sizin üzerinizde şahitlerimiz var diyor bizim. Şahitlerimiz var. İz tufidûne fîhî. Yani siz o amele dalarken, o işi yaparken, o Kur'an-ı Kerim'i okurken, o şe'inde, o halde, o durumda, o konumda olurken bizim diyor şuhudumuz var üzerinizde. Şuhud şahitler demek. Bu şahitlerden maksat malumunuz hani değişik ayet-i kerimelerde anlatılan iz yetelakkal mutelakkiyâne anil yemin. Sağda diyor iki alıcı var ki diyor anil yemin sağdan ve anil şimali biri de soldan kaidun oturmuşlar. مَا يَلْفِذُ مِنْ قَوْلٍ Ağzınızdan diyor bir lafız çıkar. اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ Hemen onun yanında hazır olurlar. Hemen rakip olurlar. Hemen onu görürler. Hemen onu alırlar. Hemen onu kayıt yaparlar diyor. Yani bundan hiçbir tanesi kaçmaz. Neden kaçmaz? Evet. Çünkü insan kıymetlidir. Şu alemde insan halifedir. Halife olarak bütün kainat adına konuşabilme kabiliyetiyle yaratılmıştır. Öyle olunca o zaman dedikleri ehemmiyetlidir. Söyledikleri önemlidir. Nasıl ki hani normal sıradan bir insan diyelim konuşsa hiç onu kameralar takip etmez değil mi? Onun söyledikleri çok fazla haber olmaz. Ama bir ülkenin başındaki bir insansa şayet onun evden çıkması haber olur. A demesi haber olur. B demesi haber olur. Neden? Çünkü kıymetlidir. Çünkü ehemmiyetlidir. Çünkü herkesi temsil eder. Ben A dediğim zaman benim A'm bir A kuvvetindedir. Fakat o diyelim eğer 50 milyonu temsil ediyorsa o A dediği zaman onun A'sı 50 milyon kuvvetindedir. Çünkü temsil ettikleri adına da konuştuğu için o zaman o çok ehemmiyetli olur. O kıymetli olur. O zaman onu her yerde takip ederler. Her yerde kaydını yaparlar ki çünkü evet. Neden? Ehemmiyetli ve kıymetlidir. İşte melekler insan ehemmiyetli olması hasebiyle, halife olması hasebiyle, bütün kainat adına konuşabilme yetkisini Allah ona vermesi hasebiyle melekler onu hiç kaçırmazlar. Ondan dolayıdır ki sağına soluna otururlar. İşte ayet-i kerimenin ifade buyurduğu, siz hangi durumda olursanız olunuz, hangi Kur'an'ı okursanız okuyunuz, hangi ameli yaparsanız yapınız diyor bizim şahitlerimiz var size. Sonra diyor ki, وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْكَالِ زَرَّةٍ فِي الْاَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Senin Rabbinden diyor, semada, arzda atom ağırlığınca bir şey bile kaçamaz yani, uzaklaşamaz. Sonra وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ İsterseniz bundan küçüğünü hayal edin. İsterseniz daha büyüğünü hayal edin. اِلَّا ف۪ي كِتَابٍ مُب۪ينَ Yani apaçık bir kitaba bunları kayıt yaparız biz yani. Bunları kaydetmişiz zaten. Bu kayıtlar neden olur? İşte bu kayıtlar hesaptan dolayı olur. Evet. İnsan hesap vereceği için öbür alemde hesaptan dolayı olur. Ondan sonra da اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ Dikkatinizi çektim bilmiyorum. Tam insan korktu. O zaman her şeyimiz kayıt altına alınıyorsa, öbür tarafta bir hesap varsa o zaman ürpermeye bakın. Başladı, sıkılmaya insan başladı. Hemen diyor ki, ela, dikkat edin. İnne evliya Allah ila havfun aleyhim. Yani Allah'ın dostları olursanız diyor yani onlara korku olmaz. Yani. Allah sizi uyardı, buyurun. O zaman temkinli olun. O zaman dikkatli olun. O zaman konuşurken ona göre konuşun. O zaman bir iş yaparken ona göre iş yapın. Allah hesap verme havasında, başkalarına hesap verme havası değil yani. Allah hesap verme havasında yapın. La havfun aleyhim ve la hum yahzenun. Onlar üzülmeyecekler de diyor bak. Tasalanmayacaklar. Sonra ellezine amenu ve kanu yettekun. Onlar iman etmişler. Arkadan da muttaki olmuşlar. İşte takva dairesine girmişler. Bu ayetlere göre hayatlarını yaşamışlar. Yaşadıkları için çok problem olmayacak. Lehumul busra fil hayati dunya. Onlar hem dünya hayatında müjde olsun ve fil ahireti. Hem de ahirette onlara müjde olsun. La tebdile li kelimatillah. Allah'ın kelimelerinde değişiklik olmaz. Çok önemli bir esastır bu. Allah'ın kanunlarında değişiklik olmaz.
saçlarını okşayıp yanaklarından öpermiş. Saçlarını okşayıp yanaklarından. Peygamberimiz kendisini dinlemek için mescide gelen o çocuğu görememiş. Bir üzüntüsü olduğunu anlamıştı. Derken çocuğun kapısı çalınmış. Gelen peygamberimizmiş. Çocuğa gülümsemiş ve üzgün olduğunu duydum. Kuşun ölmüş. Başın sağ olsun demiş. Allah'ım, peygamberimizin hayatta olduğu zamanlarda yaşamıyorum. Ama o çocuk kadar seviyorum onu. Dualarımı kabul et Allah'ım. Sevgili peygamberimle cennet bahçelerinde buluşayım. O kapıma gelmesin. Ben onun kapısını çalayım. Sallallahu ala Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz bazen kendimizi şöyle çok aldatıyoruz. Hele öbür aleme gidelim, bir bakalım. Hele Allah rahmetlidir, merhametlidir, bizi nasıl olsa affeder falan. Eğer Cenab-ı Hak bir kanun koyduysa, bilerek koyduğu için kanunu değiştirmez. Mesela elektriğe çarpma kanunu koyduysa, siz yanlışlıkla bile dokunsanız çarpar. Demez ki yanlışlıkla dokundu, hata etti yani. Allah'ın kanunudur, Allah'ın kanunu değişmez. Çocuk dokunsa bunun aklı yoktur ki çocuktur, bilmez benim çarptığımı demez, onu da çarpar. Bağışlayın, hayvan dokunsa hayvan da çarpar. Neden? Çünkü kanun değişmez. Böyle kanunlar evet. Vardır. Yer çekimi kanunu kim atarsa atsın, akıllı akılsız çeker öldürür insanı. Dolayısıyla öbür aleme ait de öyle kanunlar vardır ki, o kanunlara muhalif olarak öbür aleme, ters olarak öbür aleme insan intikal ederse, Allah korusun, o kanun onu affetmez. Dur bakın. Cenab-ı Hak kanunlarını la tebdile li kelimatillah zalike huvel fevzul azim diyor. Evet. Onun için o kanunları bilme, işte ayet-i kerimelerden yola çıkmak suretiyle, gerçi çok ayet-i kerimelerin üzerinde duramadık belki ama, fakat bu bir şey olsun, hani inşallah bakış açısı olsun. Bu noktayı nazardan, Kur'an-ı Kerim baştan sona Allah'ın niyetiyle bakılırsa, bir harita gibi, insanın avucunun içini bildiği gibi öbür alemi bildiğini görürsünüz. Neden? Çünkü öbür alemin bütün girizgahlarını ayet-i kerimeler, orada insanın başına gelecek bütün meseleleri ayet-i kerimeler hep anlatmış, hep söylemiş yani. Hiç insana karanlık bir taraf bırakmamış. Evet. Cenab-ı Hak onu görmeye muvaffak kılsın inşallah yani. Tıpkı bilmediğimiz bir yere, bir şehre gittiğimizde bir rehber ediniyoruz ya. Onun gibi değil mi hocam? Gibi, evet, tamam. O rehberi edinmek, bilerek gitmek lazım ki kaybolmayalım oradan. Evet, çok teşekkür ediyorum hocam. Evet efendim, bugünkü programımızın da sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz bizimle birlikte olduğunuz için. Yemek tarifimiz var. Yemek tarifinden sonra da Ezan-ı Muhammedi ile kapatıyoruz. Hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Lezzetli dakikalarda yine sizlerle birlikteyiz. Şöyle evet. Güzel bir iftar sofrası hazırlayacağız ama biz bu Ramazan'da yaza denk geldiği için çok etrafa evet. Bakıyoruz. Asabi, sinirli insanlar görmeye başladık. Ramazan'da hani biraz...
Evet, doğru. Sabırlı, biraz hoşgörülü sabırlı olmak lazım değil mi? Evet, ben kendim sinirlendiğim zaman mutfağa geçiyorum. Mutfağa. Var mı, evet, sizde de böyle sinir oluyor mu? Tabii, yani susuz kalıyorum evde. Zaman geçmiyor, günler uzun, havalar sıcak. Ne diyoruz? Kendimi mutfağa atıyorum ve güzel yemeklerle vakit geçiriyorum. Tamam, o zaman ekranları karşısında bizi izleyen izleyicilerimize de menümüzü hatırlatalım. Evet. Sonra yapacağımız yemeği de söyleyelim. Bugün menümüzde... Menümüzde bugün sebzeli kuzu güveç. Evet. Yanına yine bulgur pilavı. Bulgur pilavı. Ve cacık. Cacık. Ve neler var peki kuzu güvecimizin içerisinde malzeme olarak? Başta patlıcanımız var yine. Evet, patlıcanımız. Domates, soğan, domates, sivri biber, havuç, sarımsağımız var. Evet. Kırmızı biberimiz var. Hı hı. Yine zeytinyağı ve tereyağı eşliğine fırına vereceğiz. Evet, baharatlarımız var. Malzemelerimizi kestik, koyduk. Devamında neler yapıyoruz? Evet. Patates var. 2 adet orta boy patates doğrayacağız. Ve bundan sonra baharatlarını vereceğiz. Baharatlarımız, evet, da burada. Ve yağımızı ilave edeceğiz. Yağ, tereyağımız var yine. Kekiğimiz var, karabiberimiz, kimyonumuz, pul biberimiz. Evet, kekiği sonra kullanacağız. Yemek sonra, fırından çıktıktan sonra kullanacağız. Ah, neden? Evet. Çünkü fırında kekik özelliğini kaybediyor. O, anladım, güzel kokusunu kaybediyor. Gitmemesi, evet, için pek. Tamam. Zeytinyağının hiçbir zararı yok yemekleri. Evet. Tereyağını da en sona mı koyuyoruz? Evet. Şimdi böyle karıyoruz elimizle. Yani hani kokusu gerçekten kokusu, buram, evet, buram geliyor. Bugüne kadar yaptığımız yemekler, evet, hepsi çok lezzetli, çok güzeldi ama bunların kokusu ayrı bir gelmeye başladı. Evet, bunda her bütün sebzeler mevcut. Rengarenk oldu. Evet. Yani böyle şölen gibi oldu. Şimdi yağlı kağıdımızı ıslatıyoruz ve her tarafını kapatıyoruz yemeğimizin. Hı hı. Oh. Açık yer kalmayacak şekilde. Ben, evet, hani güveç, böyle taş güveçler olur ya, onlara koyarız diye düşünmüştüm. Bu yaptığımız yemek onlar için de geçerli. Ha, onu da, evet, kullanabiliriz. Tabii evde, evet, bulunuyorsa o kiramitlere doldurulup yine aynı şekilde üstünü folyoyla kapatıp fırında 180 derece 45 dakika bir süre fırında pişmesi gerekiyor. Fırınımızdan çıkardık biz, evet, şimdi güvecimizi. Nasıl pişti? Evet, güvecimiz 180 derece fırında, hı hı, 45 dakikada pişti. 45 dakika. Yalnız bizim fırınımız buhar sistemli olduğu için biz su kullanmadık. Evet. Ama sevgili seyircilerimiz, buna bir bardak su kesinlikle koyması lazım. Onların, evet, koyması lazım. Üstünü yağlı kağıtta ve daha sonra folyoyla iyice kapatması lazım. Hiç hava almayacak şekilde. Hiç hava. Yani kenarları iyice kapatacak. Evet. Yemekten çıkan buhar direkt bu yemeklere işlemesi lazım. Eğer kaçırırsa yemek kurur ve dibi tutar. Peki, o zaman, evet, servise hazırlayalım isterseniz. Evet, yemeğimiz hazır. Usta, servise yemekleri hazırlarken ben de vazgeçilmezimiz olan içeceğimizi hazırlıyorum. Ve bugün size vişneli içecek hazırlayalım istedik. Vişneli içeceğimizi hazırlayalım. Şuradan şöyle alalım. 1,5 litreye bir paket yetiyor. Bir paket vişneli içeceğimizi aldık. C vitaminli bu içecekler. Aynı zamanda 4 kalori, şekersiz ve farklı farklı meyveli içecekler de var. Hani bol bol su tüketin, bol bol sıvı tüketin diyoruz ya. Bu içeceğimizi de büyük keyifle tüketebilirsiniz. Serin serin, tam da ağzınıza layık. İçeceğimizi hazırladım. Ustam, evet, da servisi hazırlıyor. Evet, bu yemeğimizin yanına koydum bulgur, evet, pilavı. Biz bulgur pilavını da daha, evet, önceden hazırladık, önce koyuyoruz. Bulgur pilavını bildiğimiz yöntemlerle yapıyoruz değil mi? Evet, bildiğimiz yöntemle pişirebiliriz ve kavrulabiliriz, kavurmayabiliriz. Ama, hmm, o tabii seyircimizin tercihine kalmış. Evet. Ama çok lezzetli görünüyor. Kavrulduğu zaman kesinlikle soğan, işte sebze, yaz sebzesi, domates, biber, hatta patlıcan bile kullanılabilir. Peki. Evet. Servise hazırladık yemeğimizi. Ellerinize, evet, sağlık. Şimdi sizlere kekik de kullanacağız son, son olarak, evet, demiştik. Şöyle kekiğimi vereyim ben size. Evet. Yalnız kekik de benim.
Evet. Vakit geçtikçe artık biz böyle dil sürçmeleri yaşamaya başladık. Kekimizi de en son ekledik. Yine süsleme, evet, yine süsleme faslı var. Şöyle. Evet. Süslemelerimizi de yaptık. Güzelce maydanoz da koyuyor. Ayrı, evet, bir renk veriyor değil mi? Ayrı, tabii, bir güzellik veriyor. Görünüm çok önemli. Yani en güzel yemek yaparsın. Evet. Tabağa koyarsın ama böyle, evet, bir süsleme yaptığın buraya zaman daha iştahlı, daha güzel görünümlü olur. Evet, görüyorsunuz sevgili izleyiciler. Servise hazır. Ellerinize sağlık. Teşekkür Size ederim. Size de afiyet olsun. Hayırlı iftarlar.